Ne güldü ya? X'de. Evet. Evet. Klasik. Kaçıncı maçtayız şimdi? 3'teyiz değil mi? 3-3. 3. 3. maçtayız. El kol yapıyor. Kaçıncı maçtayız ya şimdi? Kaçıncı maçtayız? Serinin 3. maçına geçtik. LeBlanc yasaklamasıyla başlıyoruz. Genelde zaten şeyi sürekli gördük. Ormancı yasaklamaları. İşte kırmızı tarafın artık son yasaklama olarak işte zine yönelmesi vesaire. Aynı şu an her enteresan şey aynı. Enteresan ormancı tercihleri. Olaf gelecek. Hı-hı. Olaf gelmeyecek bence. Bakalım. Ha, eğer Trundle'da gerçi bu sefer ilk seçim hakkı tabii Galatasaray tarafında değil. O yüzden istedikleri ormancıya ilk ulaşacak taraf onlar değil. Tekrar Olaf'a dönecekler mi? Viego yine yasaklanır. Hı-hı. Viego yine yasaklanır. Orası kesin gibi duruyor. Olaf yasaklamazlarsa ne? Zinza okey. Zaten onu da yasaklıyorlar. Olaf yasaklamayıp neyi yasaklayacaklar? Yani nereden bir sıkıntı yaşıyorlar ki? Viego. Viego'yu zaten... Viego'yu kendileri mavi tarafta yasaklıyordu. Şimdi kırmızı taraftayken Supermassive Blaze Akademi'yi yasaklamazsa... Ha şimdi şöyle bir durum var. İşte. Viego'yla neyi eşleyebilirler ormanda mesela? Yani Viego'yu açık bıraksalar, Viego rakibe gitse. Bunu okeyler mi? Mulibir. Emin değilim. Yani açık konuşmak gerekirse... Evet, Viego yasaklandı. Evet, yani Viego beklediğimiz yasaklandı. Yasaklamalar geldi. İlk seçim yine bir Trundle. Mümkün. Yani tercih edilebilir. Mümkün. Ziggs tercihi görebiliriz. Esnetilme maksadıyla yani orta koridor olabilir, alt koridor olabilir vesaire. Wraith bu arada son dönemde oynadı. Oynadı. Wraith yani normalde orta koridor oynuyor kötü... zaten. Yani hakim. İyi kötü performansları oldu ama oynadı yani. Ben Galatasaray'ın yerinde olsam buna mutluluk duyardım. Orta koridoru bir bir yetenek gücü şampiyon, iki şampiyon karşı karşıya getirildiği zaman bence memnun olmaları gerekiyor. Ha tabii ormanda fiziksel hasar şampiyon bulacaklar zaten. Öyle de bir artıları var zaten. Bakalım ama burada erken alt koridorunu seçip Galatasaray isterse ya da şey de yapabilirler tabii. Orta koridor, rakibin orta koridorunu gördüler. O yüzden burada isterler istedikleri gibi erkenden orta koridorlarını da seçebilirler. Ki bence öyle yapmalılar. Ki bu sefer rakip erkenden desteğini falan seçerse Braum'la falan karşılarına gidebilirler çok rahat istedikleri gibi. Ki Galatasaray için bence önemli olur. Çünkü alt koridoru bence dengelemeleri lazım. Braum dengelemek için çok ideal bir şampiyon. Evet, Aphelios. O zaman Braum'la Aphelios. Ya işin ilginci, şimdi Syndra senelerdir seçilen bir şampiyon. Senelerdir bazı şampiyonlar Syndra'ya kontra olarak vadiye sürülür. Eko mesela bunlardan bir tanesi. Hı hı. Bu mevsim ya bu sezon ne olduysa bilmiyorum hiç yüzüne bakılmıyor. Koridor ittirebilen bir şampiyon kesinlikle. Takım savaşları gayet güçlü. Syndra ama biraz steroidli Eko şu an. Kontrası efendim. Pardon Syndra kontrası. Syndra şu an steroidli birazcık. Yani Eko yine neden de kontraydı? Ya, ulti takaslarında. Aa bir dakika. Syndra aşağıya gidiyor. Alt koridor. Gider raid oynar. Oynadı daha önce zaten. İki maçı var yanılmıyorsam. Güzel adaptasyon bu arada. Kontrol olmasını sevim. Mesafe kapatabilmesi bu arada. Çok iyi hamle. Şey, mesafe kapatırken yalnız yine zayıflar acıma varsa yani onu da durdurabiliyorsun. Hı-hı. Esas orada hani Syndra'nın tek atamaması neyse konumuz o da değil. Ya bu dönemde Syndra'nın en büyük avantajı işte çok fazla şey aldı. Hani yardım aldı işte. Hı-hı. O mana olayı mesela çok Akali. Çok büyük. Akali. Akali gelir mi diyorsun? Akali. Burası Akali. Chaunagazo'nun şampiyon havuzunda Lucian'ı yenebilecek başka bir şampiyon yok. 6'dan sonra Lucian'ı yeniyor Akali. Artı Syndra'ya karşı da kuvvetli. Victor oynuyor. Abi Victor'la koridoru okey geçirirsin ama... Tutunursun bugünkü, yani. Tutunursun. Sadece o. Ve tehlikeli bir pozisyonda Victor oynadığın zaman Olaf da senin üzerinde çok büyük bir tehdit yaratır. Ama Orianna'yı çok beğenmedim açıkçası. Yani Syndra olsaydı okeydi de. Yani Lucian eşleşmesi Lucian eşleşmesinde de ya hiç fena değil Orianna. Tutunabilen yani, kontrol büyücülerinden. Şeyi abi, yapamıyorsun. Koridoru kontrol edemiyorsun. Ya Orianna, Lucian ilk Orianna'ya karşı çıkmıştı öyle söyleyeyim evet. Orta koridorda. Yine de yani bir sürü kontrol büyücüsü var orta koridorda. Orianna her zaman kontrol büyücüleri arasında tutunabilen, durabilen lerden bir tanesi. Koridorda
durursun. O zaten Lucian'a karşı isteyen bütün kontrol gücüde i̇şte. Durur da kontrol edemedikten sonra Corridor ve Lucian ormancısına yer açarken, alan açarken o yani durmak olmuyor. Onu zaten işte yapabilen kontrol büyücü sayısı fazla Victor. Değil. Victor'a kıyasla kendini koruma konusunda Orianna yine ama takaslara işte. Daha iyi takaslara bile girebiliyor yani Lucian ters ayakta kalarsa. Aksine ama Victor'un koridor aşaması Lucian'a karşı Orianna'dan daha iyi. Evet. Çünkü özellikle Q'sundan dolayı genel olarak yani Elise'de falan da böyle. Atıyor. Lucian'ın karşısına genel olarak Victor tercih ediliyor Orianna'dan ziyade. Yani net dayak atma gibi bir durum söz konusu değil bence. Bu arada ikisini de Lucian yeniyor 6. seviyeden itibaren aslında. Bir pozisyon hatası yapmadığı müddetçe. Ama ultileri güzel değişiyor bu arada isterse evet, Victor. Evet, Victor bir birazcık şey daha ulti değişme şansı oluyor. Orianna'nın hasarı yetmiyor bu arada. 6. seviyede bence. Ya Orianna'nın avantajı şu olur. Ne zaman döner? Başka bir şey, birine hazırlıyor bir de yani. Minnak takaslarda birçok şeye kıyasla dahi sürat coşkusunu güzel tetikliyor. Sürat coşkusu girer herhalde. Eğri girmez diye tahmin ediyorum. Yani muhtemelen. Muhtemelen. O destek diye tahmin ediyorum bu Gragas. Üst koridor da olabilir bu arada. Ama bu çok fazla destek gitti. Set yok, Braum yok, Naturius yok, Leona yok. Ya Alistar ya Gragas gibi gözüküyordu burası. Peki ben şeyi düşünüyorum mesela. Sen Papara Supremacy Bliss koçu olsaydın. Aphelios'tan sonra diyelim ki rakip yani Braum'u aldı. Orianna'yı yasaklar mıydı ikinci turda? Ben isterdim Lucian Orianna eşleşmesini. Neden peki Orianna bu kadar önceliklendirildi? İşte Braum'la alınacak yerde. Chamanagazo'nun birazcık daha rahat etmesi isteniyor olabilir burada. Hmm. Belki de. Çünkü 2-0'dasınız. Seriye dönmeniz lazım. Oyuncunun birazcık daha çok fazla gördük bunun örneğini. Ve ama hani dediğin hani sordun aslında bunu da ve evet doğru da olabilir yani. Şimdi orta koridora pardon 3. seçimden bir şampiyon aldılar. Üst koridor kaldı. Orta koridor kaldı geriye diyelim. Orta koridora hakikaten yönelip oraya bir iki tane yasaklama yapabilirlerdi ya belki. Yani o Orianna'yı veya başka bir kontrol büyücüsünü de aradan çekebilirlerdi o yüzden. Ama Lucian'ın karşısına Orianna'yı istiyorsun. Öyle bir şey var. Yani rahat edeceği ve baskı kurabileceği koridor olduğu için. Ben yani bu kadar öncelikli miydi diye sadece merak ettim. Evet. Yukarıya da Renekton kontrası olarak bir soft kontrol olarak nar tercihinde bulunuldu. Tabii bu sefer canımızı birazcık daha yüksek, birazcık daha direnç almak isteyen en azından bir noktadan sonra bir şampiyon var. Supremacy Blaze Academy tarafında. Bu da Trundle'ın bir önceki maça nazaran daha sağlıklı bir noktada olması anlamına geliyor. Geçen maç çünkü hiç işin içerisine giremediğini gördük aslında. Herkesin çok işte o tip şampiyonların bulunmamasından kaynaklı olarak rakibinde. Ama işte 6. seviyeden itibaren tek bir combo işleri yani bir anda Aphelios için gri ekran evet. anlamına gelebilir. Syndra böyle bir eşleşme haline getiriyor. Ya. Artı zaten diyorduk ya Aphelios menzilden hoşlanmıyor diye bir zayıflara acıma. Ulti kombosuyla. Alan kontrolü. Aynen öyle. Syndra'nın alan kontrolü alt koridorda biraz işini zorlaştırabilir ama tabii Aphelios 6. seviyeye kadar özellikle skor tehdidi de pek fazla olmayacağı için o zamana kadar koridor hakimiyetini alması gerekiyor Galatasaray'ı mutlaka. Yani kendileri en azından üst koridorda bir karşı seçim denemesinde bulundu Galatasaray ve şimdi kırmızı taraftalar. Yalnız şunu unutmayalım. İlk maçtan beri Supermassive, Papara Supermassive Blaze alt koridoru ufak takasları çok açık ara evet, kazanıyor. Evet, net bir şekilde kazanıyor. O yüzden hani 6. seviye teorine katılıyorum ama onun öncesinde de hatalar yapabilir Galatasaray. Bakalım neler olacak göreceğiz. Sözü de çok hızlı bir şekilde 3. maç için sunuculara bırakalım. Analizmasına değerli yorumlarından ötürü tekrardan teşekkürler. 3. maçta karşınızdayız. Ama benim dikkatimi çeken bir şey var. Bu Hedze neden memnun olmuyor? Geçen maç Gragas alınıyor ormana işte evlen olsaydı. Bu maç Orianna alınıyor. Neden? Beyefendinin yüzü yine somurtuyor. Yani nasıl yapalım? Bir liste çıkarsın bence Hedze. Onun listesine göre seçimler yapıyoruz. Fark etmiyor. Biz yani oynadığımız esneklerde de adamı memnun edemiyoruz zaten. Böyle bir sıkıntımız var. Yani ben koridor düğümüz dediğim yine mutlu değil. Yanında oynuyorum yine mutlu değil. Yani Eren artık bu. Bunu kabul etmek lazım Hedze'yi. Yani listemizde yalan yani. Adam devamlı. Yani mükemmeliyetçi ama o mükemmeliyetçi seviyesi bilinmiyor. Öyle. Kendi de bilmiyor değil mi? Ben. Neyse. Peki. Bir şey daha ekleyecektim de eklemeyeyim. Lütfen ekle. Yok o bir dahaki yayına mı saktı? Tamam. Ben o biraz sert olabilir. Peki. Seçimlere bakalım. Syndra alt koridora gitti. Lucian orta koridora alındı. Sence neden böyle bir şey yaptı? Belliydi zaten. Yani Lucian'ın nişancıya göndermek bir kişi eksik oynamak demek. Otomatik olarak. O denli diyorsun. Tabii ki de. Yani Lucian'ın gücü nereden geliyor? Seviyeden geliyor. Artık hani şu eski bir dönem var hatırlar mısın? Lucian'ın Q'yla koridoru domine ettiği. Q
Q'yu tutturuyordun alt koridorda ki uzundu o zaman yani tabii. Q'sunun menzilde. Bitiyordu yani nişancı takasa gelmeden. Şimdi o Lucian alt koridorda o gücünü çok kaybetti. Çok sular geldi gitti Lucian'ın üstüne. Dengelendi, bir şey oldu, güçlendi, işte sonra zayıfladı falan filan derken sonra insanlar Lucian'ın gücünün seviyeden geldiğini buldu. Ve bu yüzden tekli koridora gönderdi. Ya bu tekerleğin icadı gibi anlattın. Yani insanlar ama bunu buldu ve buna göre devam ediyorlar. Ama böyleydi gerçekten yani. Önce üst koridor tarafına gitti Lucian. İşte böyle kontra tercih yapılmaya başlandı. Üst koridor bazı mezilli şampiyonlara. Sonra gücü orta koridora kaydı. Şu an tam olarak Lucian'ın hala günümüzde hangi koridor olduğu değil diyerek de konuyu burada yani bilin. Yani orman ve destek harcı her yere gidiyor. Her yere gidiyor abi. Her yere ama gidiyor. Ama en ideali şu an orta koridor herhalde. Yani Lucian ilk çıktığı dönemlerde alt koridordaki en iyi partneri kimdi? Thresh. Ve? Ve? Braum. Ha tabii. İkisinin de pasifinden dolayı herkesi sersemletiyordum zaten mesela. Hı hı. Anladın mı? Oradan Lucian zaten herkes oynamaya... Ondan nereye bağlayacaksın? Herkes orada Lucian'ı oynamaya başladı. Sonra Lucian işte pasifi sonra dengelendi. Q'su dengelenince ondan sonra gözden kayboldu. Sonra bir güçlendirme aldı. Yine orta koridor oldu. Ama işin gerçeği şu. Bu oyunda Lucian özellikle orta koridor ve oyunun geneline çok büyük etki edebilir. Neden? Şöyle. Özellikle Orianna orta koridorda her zaman koridoru kontrol etmek ister ama Lucian koridoru erken dakikalarda koridoru rakibin üstüne çok iyi yıkan bir şampiyon. Yani hasar tehdidi var. Birebiri kuvvetli. Yani ters bir takasa girdiğinizde skor potansiyeli her zaman var. O yüzden bu üçünü Penelon'un iyi kullandığı kullandığı takdirde takasları bence %100 kazanır. Ve zaten tercih ettiği rün de hemen kısa takaslarda bir anda skor tehdidine dönüştürebiliyoruz kısa takasları. Işından da bu oyuna dahil olmuş Phenomenal. Oyunda 5 adet ışından var. 3'ü Papara Supremacy Blaze'de. Meshet şifa tercihinde bulunmuş. Desteklerde tutuştur var. Gragas desteği nasıl değerlendirirsin? Tabii bu maçta çok fazla destek yasaklandı. Belki biraz mecburi kaldı Galatasaray ama. Yani açıkçası sanki şöyle... Al işte yine koridoru bilinmeyen bir şampiyon değil mi Gragas? Aynen öyle şöyle. Sanki ufak bir Lulu daha çok böyle kalkan atma yönelik bir şampiyon. Aphelios'un daha çok istediği tarzı bir destekçi olabilirdi. Hmm. Yani yeteri kadar önünü duracak şampiyon da var diyorsun herhalde. Yani önünü zaten Nar ve Trundle var. Aynen öyle söylüyorsun. Aynen senin söylediğin gibi. Bakalım yani. Gragas tercihinde bu noktada göreceğiz. Peki Sindir alt koridorla neyi hedefliyor sence süpürmesi? Aphelios'a rahat bir oyun atmamak. Yapabilir mi bunu Sindir'e? Yapabilir. Yani Sindir'e ve Aphelios, yani Aphelios Sindir'e hasar vurmak istediği mevziden Sindir'e çoktan sizdürtmüş olur. Peki şundan bahsettin Trial. Ya bakarsın zaten. Lucian'da seviyenin çok önemli olduğunu Sindir'e için aynısı söz konusu değil mi? Ama Sindir'e yine de alt koridorda hayatta kalabiliyor oyunların dakikalarında. Yani zaten burada aslında şöyle düşünmek lazım. Syndra'nın bu oyuna seçilmesinin sebebi zaten yetenek gücü açığını kapatmak. Baktığın zaman. Ve bunu da hem yetenek gücü açığınızı kapatabiliyor hem de ultisiyle beraber güzel bir kitle kontrol sağlayabiliyor. Ulti attıktan sonra E ile beraber o topları ittirdiğinizde. Yani tam olarak seçilmesinin asıl sebepleri zaten. Ama seviye 2 baskında bu işler bir yana tersi dönebilir. Osman 1-2-3 alt koridora geldi. Arka taraftan dolmayacak sanırım. Koridorda bir takas var ama bunun skora dönüşmesi pek mümkün değil. Şimdilik Osman 1-2 çok iyi başından geldi. Güzel sersemletme geldi Raid'den. Yalnız Porus güzel bir hamle, yine de Raid'in sıçrası gidebilir, gitmedi. Ya Porus'u o kadar iyi korudu ki yanındaki şampiyonun nişancısını diyeceğim ama dilim de varmıyor Sindire'ye nişancı demeye. Sindire. Evet. Burada bir boşluk buldu orta koridorda takas yapmak için. Ama çok da fazla hasar verdiğini söylemek yanlış olur. Bu arada yengecin de Osman'ın gittiğini görüyoruz. Bu noktada rulette üst koridordaki yengeci alabilir. Oraya yakın. Onun öncesi tabii buraya bir totem bırakmıştı Phenomenal. Gagaları almak istiyor rulet. Tabii alt tarafa baskın attığı için orada ufak bir zaman kaybı yaşadı Osman. Rulette bunu gördü ve zaten hemen oradaki kampı aldı. Şimdi ya burada bekleyip bir ters saldırı gerçekleştirebilir. Evet, totemden gördü şimdi. Rulet bekliyor. Yalnız alt koridorda ilk kan gelmiş ama alt burada da bir savaş olacak. Alt koridorlarda bir şey oldu. Rulet Osman 1-2-3'ü yakaladı burada. Yavaşlatılıyor rakibi tarafından. Balta kaçtı. Bakalım bu tutacak mı?
Bu balta tutuyor. Hala Sasha'sı var Osman 1-2 için. Diğer balta isabetli olmuyor. Daha da fazla devam etmedi rulet. Alt koridorda destekler düştü. Bir tarafta Parus düşerken skoru aldı ama diğer tarafta skor Meşe'ye gitti. Aphelios'la birlikte daha demin Aphelios'un öne geçtiği zaman neler yapabildiğini gördük. Burada bir tarife de Meşe'den gelebilir. Yani bakalım. Her ne kadar erken oyunda rakibi dürtme potansiyeli olsa da Syndra'nın. Evet, tekrarını izliyoruz. Sersemletmişler. Yani Parus da burada yani sıçrasını kullanmış ama çoktan tutuştur ve Aphelios'un o düz saldırısı elinden çıktığı için bayağı bir hasar almış. Raid de burada manası kalmadığı için otomatik olarak orada sıçrasını kullanmış ama sanki o en son orada bisküvi kullanıp bir mana kazanmış takım sayesinde o 1v1 devam ettirme şansı varmış. Ama uzatmamış. Ama yenilmezi tetiklenmiş. Evet evet şey. Yani onları düşünmek lazım tabii. Ve Meşe henüz üste dönmedi. 41 minyonu var, skorda bulmuş durumda. Yani sol üst taraftaki ejder kısmında sanırım tekrardan sonra bir info eksikliği oldu ama ilk ejder bu teşhirin olduğu tarafa. Işından geldi Şaman'a gazo. İki rakibine birden maksimum hasarını bırakıyor Parus. Oradan. Raid üzerine sıçra, bir de yavaşlatma. Kule. Düşecek, daha da fazlasını alabilecekler. Kule. Son 1-2-3 düştü. Işınlar. Body'a da düşebilir. Son anda vücut darbesiyle skor oluyor. Diğer tarafta Olaf. Rulet. Çaman'a gazoyu istiyor ama. Unutulan bir isim var. Meşeit. Kuleyi ölebilecek mi? Erken sanki biraz. Tam zamanında. Galiba kimse vurmadı ona. Muhtemelen. Orada herhangi bir hasar almadı. Çünkü dümdüz gitti öldü. Çünkü genelde 13 saniye. 13 saniye süre çok geçmemişti ama şöyle bir düşündüğümüz zaman yani buradan 3 skor almayı başardı. Papara sürması Blaze. Aphelios 2-1'e geldi. Bir skor buldu bu savaşta. Diğer ve, tarafta... Ama Supermassive tarafında 2 skor Rakan'a gitti Trial. Aynen öyle. Doğru. Bir tane Lucian aldı. Ondan bahsedelim. Diğer tarafta Jamana Gazo 2 tane asist gitti. Yalnız Jamana Gazo savaşı seviye 6 gelse çok daha farklı olabilirdi işler. Çok az bir tecrübe puanına ihtiyacı vardı sanırım. Yani burada pahalıya takım savaşı güzel bir şekilde başlatıyor ESC ile birlikte. İşte senin dediğin nokta çok ince bir nokta bu arada. Yani şurada seviye 6 olsa belki de çok rahat bir 2'de 2 olacak. Galatasaray Akademi adına ki Parus yine burayı biraz karıştırmış. Meşe orada gitmeden kuleden bir hasar almış ama kimse Meşe'ye dokunmadığı için direkt gitmiş kuleye ölmüş. Meşe'de rakibiyle eşit minyon skorunda diyebiliriz. Hatta biraz da öne geçecek şimdi gelen minyon dalgasını aldığında. Skorda oradaki bu tokatlar hep devam ediyor. Durmaksızın devam ediyor dediğin gibi. Nuke'un hala kullanabileceği bir ultisi var tabi. O yüzden biraz rahat şu an. Yalnız bu ikilinin hasarı Lucian'ı düşürmeye yeter mi? Gerçi Phenomenal'ın orada görüşü var. Ve yemliyor. Parus'a yan tarafta hemen. Yalnız Osman da yakın buraya. En sonunda tarayıcıyla oradaki totem kırılıyor. Luana. Rakibin üzerine gitmeye devam ediyor burada. Nuke. Ulti kullanmak zorunda kalacak. Hadiya da arkasında. Osman da gelmiş. Osman zorlamayacak mı kule altını? Oradan çıkmayı tercih etti. Çünkü orta korda oradan hem Parus hem de Phenomenal yaklaşıyordu oraya. Bir risk almak istemediler. Bir alamet. Oradaki avantaj sayesinde burada alameti istiyor. Rakibini savaşa zorlamak istiyor biraz. Galatasaray cephesi yalnız Şaman Agazo yakalandı. Sıçrası ve yok. Ve Şaman Agazo skoru tutuşturla birlikte Parus'ta kalıyor. Rakan bu arada oyundaki en yüksek skora sahip. Devamını göreceğiz. Bakalım deneyecek mi? Hayır. W'sun gelmesine 3 saniye var bu evet. Arada Parus'un. Zarif 3'ü bekleme süresi. Nuke'un canı bayağı az. Nuke orada rakibini sersemledi. Canını yeniledi bir de çıktı oradan kesmiçle. Nuke. Onu düşürmek için Trandolux'u yeterli oluyor mu? Hayır. Nuke da hayatta kaldı. 6-3'e geldi durum. Phenomenal 2-0-1'de ama en skorer isim. Senin de bahsettiğin gibi Power Supremacy Blaze'de Parus. Parus burada takım savaşına geldi. Yine orada dikkatleri dağıttı ama en önemlisi Nuke oraya geldi.
kesmişini kullandı, hasarını verdi. Sırçasında kullanarak dışarı çıktı ve ölmedi. Luana buraya yaklaşıyor. Ultisi var, ultisi var. Üçte geliyor. Şimdi Luana'dan kullandı. Ultisi üzerine sersemletme. İlk düşen ise kim olacak mi diye bakıyorum. Rulet düşmek üzere. Alamet Gragas tarafından alınıyor. Pekstia nasıl aldı alameti? Çok önemli bir takım savaşıydı bu arada Luana, onu söyleyelim. Luana da takım savaşına güzel başından geldi. Meganar'ını iyi bir şekilde ayarladı ve hop ulti geldi. Üzerine kullanılan bir şok dalgası. Fenomenal. Yeterli olmadı hasar. Şimdi sıçrayı kullandı. Bir ileri bir geri sonra sıçra. Rüzgar'ın itletinin hasarının yeterli olacağını düşündü orada. Tabii Osman 1-2-3 defa diye oraya yaklaşınca geri çıkmak durumunda kaldı Fenomenal da. Şimdi alt koridora bakalım, bir baskın gelecek mi? Kullanabileceği bir alamet de var Osman 1-2-3'ün. Manası yok. Wraith'in manası dediğin gibi çok az. Parus için bir hamle gelebilir. Oraya bir totem bırakıldı. Parus fazla korkusuz. Yani şu an ultisi de mevcut, yapılan bir kule altında. Eğer iyi oynarlarsa kulenin dasarıyla birlikte buradan bir şeyler çıkartabilir. Deneyecekler. Fadiye burada vücut darbesi için pozisyon kolluyor. Fıçıyı bıraktı. Çok fazla hasar verebilmiş değil. Kule altından vazgeçti Galatasaray. Kule altından vazgeçti. Fenomenal buraya yaklaşıyordu. Bir anda orta koridordan kaybolunca tabii bu noktada Galatasaray Akademi doğru kararı verdi. Ama şimdi tekrardan bu kuleyi istiyor. Şu an Wraith'in rakibini sersemletecek kadar manası da yok. Ve ilk kule altında Meşehit'e bırakılıyor. Galatasaray için en önemli haber bu karşılaşmadaki. Buradan bakalım Meşehit kaç altın kazanacak. Neredeyse 3 skor altını. Aynen 770 öyle. Altın geldi burada Meşehit'e. Ve nişancılar arasındaki altın farkını da görüyoruz. 1300 civarında. Cebinde de 3000 altın var şu an. Bakalım Meşehit neye yatırım yapacak? Kalkan yay mı alacak yoksa Kraken mi? Hangisi oyun daha iyi olur sence? Yani kalkan yay daha iyi ama o zaten çantasında kazması vardı. Kazmayı almış, o yüzden Kraken aldı. Yani bu da demek oluyor ki takım arkadaşlarına, takım savaşına güveniyor. Ama sanki kalkan yay bir tık daha iyi olabilirdi. Yani ona ulaşabilecek bir Renekton, bir Olaf ve onları destekleyecek bir rakam var. Bakalım. Fenomenal'ın hiç manası kalmadı. O da üste dönmek isteyecek. Diğer tarafta rulette. Alev ejderini alıyor. Dakika 12'de ikinci ejdere sahip olacak Papara Supermassive Blaze. Ve ikinci ejder de alındı. Ve serinin de en dengeli maçı. Geçtiğimiz iki oyunda bu dakikalara kadar Papara Supermassive Blaze oyunu koparmayı başarmıştı. Yani çok büyük adımlar atmıştı. Bu oyunda her şey eşit. Ve yanı sıra bu oyunda farklı olarak şu var. Hamle yapan taraf Galatasaray. Evet, çok doğru. Çok doğru söylüyorsun. Yalnız Supermassive de hamlelere fena cevap vermiyor. Yani dediğin gibi bu karşılaşma çok daha birbirine yakın. Çok daha dengeli ilerliyor. Bakalım Supermassive seride durumu 2-1'e getirebilecek mi yoksa daha doğrusu Galatasaray 2-1'e getirebilecek mi yoksa Supermassive 3-0. Ben finaldeyim mi diyecek. Hadi ya, yan tarafta bekliyor yine çalıda. Ama burayı olabildiğince güvenli oynamayı tercih ediyor Wraith ve Parus ikilisi. Wraith'in ihtişamlı eşya tercihi de maske olmuş. Liandr'ın sıravını tamamladı o da. İki ormancı da orta koridora bayağı yakın. Alacağımız üst koridorda da bir minyon farkı oluşmuş. Peki o fark normal mi? Bunların 25 milyonluk bir fark oluşturması 13. dakikada. Tabii erken oyuncu Renekton orada o kartop efektini yakalamayınca gayet doğal. Yalnız Raid dikkatli olması lazım. Ya, az önce bir pozisyon vardı. Sersemledi bu ultiyle geri atabileceği ama sanırım tereddüt etti biraz Paddy orada. Hatta sıçrası da var yani çok rahat skor isteyebilirdi orada. Belki de görevler öncesinde o sıçranın kullanılmasının daha değerli olduğunu düşünüyor Paddy'ye. Üst koridordan bir barikat altını daha dakika 14'e gelmeden 10 saniye önce. Yalnız Meşe'de gerçekten çok ciddi bir kaynak ayrıldı bu oyun. Üzerinde bir ödül altını da var Meşe'de. Evet. Bak.
bakalım o takım savaşlarındaki patlamayı yapabilecek mi? Galatasaray tarafında Çamanagazo henüz ihtişamlıyı tamamlayamadı. Çünkü arada bir Tanrıçanın gözdeşi var, bir dokuma kumaş zırh var. Şu an cebinde kaç altın var diye kontrol ediyorum. 1700 altın. Ya bu minyon dalgasından sonra dönüp ihtişamlı eşyasını tamamlayabilir isterse. Hı hı. Işınlanı da var çünkü. Ve Phenomenal'da üstü dönüyor. Hop. Kaçtı mı kamera? Kaçtı. Çamanagoz'a bakalım Luden mi alacak? Hayır. Botunu bitirmeyi tercih etti. Hmm. Şimdi yine alamet için takımlar ufaktan hem görüş hem de alanı kontrol etmek adına toparlanıyorlar. Nuke alt koridorda ışınlanı var. Orta koridorda Phenomenal. Burada minyonları itmeye çalışıyor. Çamanagazo da aynı şekilde. Çamanagazo şu anda bir adım önde minyonları itme konusunda. Çünkü Phenomenal'ın mana sorunu var. Bu arada Padiye'den sıçrayla birlikte bu ulti. Güzel oyun. Orada patlayan fıçı boşa gidiyor. Arada eriyen bir Padiye var. Nuke'dan kullanılan ışınlan. Nuke Osman 1-2-3 sersemletti orada. Şimdi 2 kişilik bir şok patlaması, şok dalgası geldi üzerinde. Meşe'ye tasar vermeye devam ediyor ama. Güzel bir hamle Raid'den. Takım arkadaşlarını kurtardı orada zayıflar acıma ile beraber. Şimdi Leona'dan ulti denemesi Porus'tan. Yine çok zarif bir hareket. Önce Gragas'ın patlayan fıçısından, daha sonra Nar ultisinden sıyrıldı. Ve alamet de burada. Papara süpürmesi Blaze'e gidiyor. Orada sıçratan yanılmıyorsam Raid'di bu arada. Parus'un sıçrası hala duruyor. Yok, şeyle, E'siyle sıyrıldı Parus. Ha, onun diyorsun, ha tamam. Çünkü orada sıçra da kullandı aynı anda Raid. Savaş dansı. Şimdi 25 saniye sonra Ejder var. Manalar bitik. Bakalım Ejder için bir reset deneyecek burada. Papara süpürmesi Blaze ama yeterli olacak mı? Işınlanlara şöyle bir bakıyorum. Raid'in ışınlanı gelmesi hala biraz zaman var. Phenomenon'unki dönmeyecek buraya. Raid'in ışınlanı gelmek üzere. Ama burada bir şeyler istiyorum bakalım. Raid ışınlanı eğer kullanırsa anlayacağız. Şu anda kullanılabilir vaziyette. Evet, şimdi geliyor. Evet. Phenomenon'un da pozisyona girebileceğini anladıkları anda burada bu ejderi oynayabileceklerini düşündüler. 4000'e kadar indi. Yalnız Phenomenal yetişti buradaki savaşa. Yalnız Meşe çok garip bir yerde kaldı. Şimdi Ragnarok kullanıldı. Çamanagazo'yu istiyorlar. Çamanagazo buradan uzaklaştı. Yalnız Luana birini duvara vurmayı başardı Luana. Hatta iki kişiyi. İlk skor burada Luana oluyor. Padiye da düşmek üzere. O da düştü. İki skor geldi. Osman 1-2-3 arka tarafta. Parusso'nun peşinde. Kullanılan bir Orion ultisi boşa gidiyor. Phenomenal'dan agresif bir sıçrama. Meşe'yi düşüremedi. Kime odaklanacağını bir an şaşırdı. Grom. Grom. Naru'yu çağırıyor burada. Grom. Naru değil bu Meşe'yi. Ya Parus nasıl... O destek haliyle Osman 1-2-3'ü nasıl kovaladı? Ya bir şekilde Osman 1-2-3'ü kovalayarak zaman kazandırdı takımına. Hem Ejder, hem ekstra skor, hem orta koridor kulesi. Yani süpürmesi yine yaptı yapacağını triyer. Yani takım savaşı tekrardan izlemek lazım Yufoni. Orada bir nokta vardı ki Menşet takımdan ayrıldı. Ve bu noktada Papara sürmesi Blaze'de, evet, Menşe takım savaşının dışında 4v5 bu takım savaşını yapmamız lazım dedi ve o noktada Porus ve Rulet direkt düğmeye bastı ve rakibin üstüne direkt atladı. Bence buradaki yani faturayı biraz Menşe'de kesmek lazım. Yani o Ejder etrafında muhtemelen Ejder'e oradan gelebileceğini düşündü ama bu noktada Papara sürmesi Blaze'de önce çoktan resetini alıp Ejder'e geldiler. Ya bir de sürmesi Blaze tarafında öyle hiç korkusuzca ileri doğru koşabilecek şampiyonlar var. Hı hı. Bunun da gücünü gösterdiler aslında. Bir de şimdi üst koridor kulesi gelecek. İşte şimdi tekrar izliyoruz. Burası bak, burada Padiye geçiyor. Meşe de geçmek istiyor ama kararsız kalıyor. Yani geçsem mi geçmesem mi? İşte bu mavi güçlendirmenin üstten dönüşü direkt takım savaşları arkadaşlarını yalnız bırakıyor. Bakar mısın? Yani yukarıda daha Cemanogaz'a takma savaşına girmedi. Meşe daha bir tane bile vurmadı. Hala İki kişi hiç hasar vurmadı hala. Hiç vurmadı daha. Bak şu an vurmaya başladılar. Zaten iki kişi düştü.
Ya fenomenal da burada iki ismi birden alabilecekken. Belki de iki ismi birden alabilecekken. Evet, evet, alır. Biraz odağını şaşırıyor orada. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim. En azından birini alabilecekken ikisini de almak istiyor ve ikisi de kaçıyor. Bu çok daha doğru olacak. Yani şunu söylemiştik. Galatasaray akademi takımı şu geçtiğimiz iki maça baktığımızda bu maça gerçekten iyi başlamıştı. Oyuna eşlik götürüyorlardı ama takım savaşlarındaki o odaklanma ve koordinasyon kısmında sıkıntı çekiyorlar çok bariz bir şekilde. Bunun üstesinden bakalım gelebilecekler mi? Luan evet fena ultiler atmıyor, ondan da bahsetmek lazım. Ama takım bu noktada Luana'yı biraz takip etmekte bir tık geride kalıyor diyebiliriz. Ya bir de Luana o hamleleri yaparken takım arkadaşlarını kurtarmak için yapıyor aslında. Rakibi men taşıyıcılarını veya birden fazla şampiyonunu şurada kitle kontrolde bırakayım da benim arkadaşlarım biraz daha takım arkadaşlarım rahatsız etsin diye yapıyor. O yüzden takip etmek mümkün olmuyor pek Luana'yı. Phenomenal Serilda'nın garazini tamamladı ikinci eşya. Ya can biçen ve mana veren olmadan çok büyük mana sorunu yaşayan Lucian'da eğer bu iki eşya ile bir şekilde takım savaşlarını atlatabiliyorsanız inanılmaz hasara sahip. Yani yeteneklerinizi rakibe tutturabiliyorsanız çok da mana havuzuna gerek yok. Gerektiği zaman ama. Ya Lucian'da öyle bir şampiyon ki minyon keserken bile yetenek atmak istiyorsun. Tabii. Kule gelecek mi bakalım? Pasif de belki bu kuleyi alabilir. Yalnız Luan da bu oyunda gerçekten iyi tecrübe puanı kazanmış. 13. seviye. Tabii fenomenal ışınlanan olduğu için o şu an alt koridorda. Yüzde dönüş gerçekleştirecek. Rulette şöyle baron etrafını kontrol ediyor. Yani bir şeylerin yanlış olduğunu farkında her çalıyor. Orada balta atarak girdi. Meşet de ikinci eşya. Runa'nı bitirmiş. Peki Trial Galatasaray 2-0 geride. Bu onların bu seri özelindeki son şansı bu karşılaşma. Ya ne yapması lazım bu maçı kazanması için? Tamamıyla Orion'un güçlenmesini beklemeleri gerekiyor bence. Şu an Orion'un tam devreye giremedi. İkinci eşyası henüz bitmedi. Ama Orion'dan daha çok yolu var gibi. Çok yani. Yolu var işte. O yüzden sakin kalmaları lazım. Yani bu oyunu onlara kazandırabilecek en güçlü şampiyon. En azından oyunun şöyle düşünürsek eğer oyunun 35. dakika gittiğini varsayarsak eğer ciddi güçlenme sağlayan bir alan kontrolü sağlayan Orion etrafında oynarlarsa şansları var. Yani iyi diyorsun, güzel diyorsun ama 20 saniye sonra Ejder Ruhu tehdidi var. Evet işte. Ejder yani. Ruhunu eğer alırsa dakikada 30'u görmeden Kadim Ejderha var. Aynen yanı öyle. Sıra Baron. O kadar zaman kazanacak durum yok ama Galatasaray'ın. İşte zaman kazandıracak hareketleri yapması lazım. Bunun için de birilerini yakalamaları gerekiyor. Birilerini yakalamanız lazım. Harita hareketleriniz biraz daha sağlam olması gerekiyor. Rulet bu arada sıkıştı orada. Yalnız Luana çok kötü bir Meganar zamanlaması. Burada Padion tarafta kaldı. Ama darbesiyle orada hayatta kalacak. Ya şu anda isterse ejderi aradan çıkarabilir. Mininar Luana. Yani çok farkına varmadılar sanırım. Luana hemen şimdi orman kamplarıyla o barı doldurmaya gitti. Ve yeteri kadar zamanı da buldu Luana. Biraz geç başlamış bir ejder olabilir bu. Luana tekrardan mega olacak çünkü. Yalnız çok fazla ayrıldı. Fenomenal pozisyon dışında. Bu savaşı kazanma potansiyeli var. Orion ultisi geldi. Raid'den güzel bir kronometre. Horus çok iyi girdi. Shamanagozo'yu yakaladı. Fenomenal sıçrayı da kullandı. Shamanagozo'yu almak üzere. 4 skor birden. 2'deki Nuka gidiyor. Yalnız bir de Padiye'yi yakaladı Fenomenal. Katliam yazdırmak istiyor yukarıya. Yavaşlatmaya devam ediyor rakibini ama Fıçı ile birlikte o da Fenomenal'ı yavaşlatıyor. Ejder ruhu ve devamında Baron. Sana Lucian hakkında bir bilgi daha vereyim mi eskilerden? Hadi bakalım. Lucian neyesi nesine ne yapardı biliyor musun? Ne yapardın? Üzerinde böyle yavaşlatma efekti varsa E'yi kullandığı zaman kaldırıyordu. Nasus'un kontrasıydı değil mi? Çok sert. Vay be, ben de Lucian'ı o tepeye gibi her şey. E gidi günler. Ama bir gerçek var ki yani şu seride ben şunu gördüm. Takım savaşları konusunda Papara sürması Blaze gerçekten hani odaklanma konusunda olsun, karar mekanizması olsun,
pozisyon konusunda olsun şu ana kadar. Hop. Torus yakalandı az da. Galatasaray kalibinden daha iyi iş çıkartan taraf. Onu söylemek lazım. Yani odaklanmaları olsun. Yine burada bakıyoruz. Fenomenal şu an takım savaşında bile değil ama odaklandığı zaman direkt Orion odaklanıyor. Bu tarafta ise Renekton ve aynı zamanda Rakan işbirliğini görüyoruz. Rate'e bakar mısın? Ne kadar rahat bir taşıyıcı olarak. Zaten takım arkadaşlarına pozisyon ayarlamış yani. Yani savaşta en çok hasarı Ejder'den almış Raid. Rakibinden değildi. Ya bir de o pozisyonda Phenomenal Chamanagazo'ya odaklanarak çok önemli bir işe imza atıyor. Orianna'yı, ya Orianna'dan beklediğiniz savaşta hep sizi beslemesidir. İşte kalkanıyla, hızlandırmasıyla, rakibi pozisyon dışı bırakmasıyla ama tamamen devre dışı bırakılıyor ve karşılaşma boyunca verilen hasar. Rakan Trundle'ı out damage etmiş. Ya ona bakarsan Gragas da öyle. Bu arada Chamanagazo yakalanıyor ve sıçrası da bekleme süresinde. Ya kendi desteğinin daha fazla hasar vermesi değil de rakip desteği niye söylüyorsun Trier? Tamam öyle olsun, seni bir kıralım yani. Gözüme o çarptı ya. Yalnız oyun bitebilir. Yani Yovana'nın oyun... gelmesi lazım. Eğer gelmezse burada kule altı falan deneyebilir süpürmesi. Bakalım. Orta koridor inhibitörünü aldılar. Baron güçlendirmeleri var çünkü hala. Üst koridordan minyonlar geliyor. Luana yeni dönüyor üstse. Burada iki inhibitörün de düştüğünü söyleyebiliriz şimdiden herhalde. Üst koridordaki inhibitörü de alıyorlar. Dakika 25. Bakalım devam edecek mi buradan süpürmesi? Yani, 4'e 5 durumdalar ama Chamanagazo da gelecek. O yüzden zorlamak istemiyorlar. Bir sonraki minyon dalgasını bekleme şansları her zaman var tabii ki de. Ama... Onlar daha da garantiye oynamak istiyorlar. İki tane inhibitörü çok rahat bir şekilde açtılar. Belki burada Luana alt koridordan belki bir kule alırım diye düşündü ama yani Baron'un rakibe karşı bu biraz zor. Her türlü sizden daha iyi ve daha hızlı bir şekilde o minyonları ittirebiliyor Baron'a sahip olan takım. Evet, Meşet 3 eşya oldu. Yani Meşet 3 eşya oldu ama bu sefer de yani herhangi bir arındır olmadığı için yani Renekton atlıyor, orada Rakan atlıyor. Ona karşı verebileceği bir cevap, yani Sildar Büyüs'te şu an bekleme süresinde. Bakalım nasıl hayatta kalacak? Yani eşyaları Meşed'in hasar çıkarmak için cebinde şu an mevcut ama sadece ona iyi bir pozisyon lazım. Bakalım. Hem üst koridordan hem de orta koridordan süper minyonlar ilerlerken. Oo, yalnız ne vurdu burada? Alt tarafta baskı kurmak istiyor. Papara Supremacy Blaze, Luana'nın canı %40. O canını yenilemek zorunda. Luana'sı takım savaşına giremezler. Ve Meganar'da bitmek üzere Luana'nın. Ya bir de öyle bir zamanda üstü döndü ki Supermassive. Galatasaray'ın şöyle bir üst koridoru, orta koridoru ilerletip nefes alacağı aralık bile kalmadı. Süper minyonlar dayandı kapıya. Bakalım, alt koridordaki inhibitor kulesi düşüyor. Fadli'ye bir şey deneyecekmiş gibi duruyor. Yani yan yan bakıyor ama bakalım. Chamanagazo'nun denemesi lazım. Chamanagazo topunu gönderdi yine. Hala şok dalgası kullanabileceği aralığı arıyor. Bir türlü o aralığı bulamadı. Serildan'ın garazi ile birlikte rakibini yavaşlatıyor da Phenomenal. Çok fazla hasar veremedi. Yalnız infazla minyonları temizledi genel olarak. Ve Luana tekrardan Mega'ya dönüşmüş durumda. Luana Mega olduğu gibi hemen geri adım atıyor. Supremacy Blaze. Bu arada üstte dönen bir isim var. Sanırım yok. Işınlanı var onun da. Direkt gelecektir buraya bir yere kullanıp. Üst koridora gidiyor. Evet, üst koridora kullandığı ışınlanın. Nexus Kulesi'nin canı. Bir tane kulenin canı yarıya kadar düşmüş durumda. Şimdi bir zayıflar acıma denemesi geldi. Raid'den isabetli değil. Biriken minyonlarla birlikte artık kuleye odaklanmak istiyor. Galatasaray'da burada savaş istiyor ama Luana Mini. Bakalım onun megasını bekleyecekler mi? Gelen minyon dalgasını şu ana kadar fena temizlemiyor Galatasaray tarafı. Meşeydim ve Chamanagazo'nun alana sahile birlikte. Şimdi savaş istiyorlar. Kullanılan Orion ultisi sadece Ragnarok'ta ruleti isabet etti. Chamanagazo çok az canı uzaklaştı oradan ama skorlar gelmeye devam ediyor. Parus'u kaybetmesine rağmen Supermassive 2 skor buldu. Phenomenal infazı kullanıyor. Meşeydi canı hala full ama hasar vurabilecek aralığı bulamadı kendisine. Raid. Canı çok az. Şimdi hasar vurmaya başlayan bir Meşeyd var. Canlar bayağı bir azalmış durumda. Meşeyd Phenomenal'la birebir kaldı. Kronometreyi kullanıyor. Chamanagazo onu kurtarabilecek mi? Hayır. Ve Papara Supermassive Blaze 3-0'la. Çok net bir skorla Galatasaray'ı geçip adını finale yazdırıyor.